Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Sizler için harika bir masalımız var. Masallarımız hem büyüklere hem küçüklere göredir. Şimdi dinleyeceğiniz masalımızın adı Kayıp Çocuk ve Bilge Adam. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, zamanın birinde çokça insanın alışveriş ettiği bir pazarda bir çocuk annesinin elini tutmayı bırakıp kayboluvermiş. Bakalım sonra başına neler gelmiş. Çocuğun nasıl dağılıyor? Kalabalıkta annesini kaybetmiş olmalı. Ağlama çocuğum, ağlama. Anne, ben annemi istiyorum. İyi de bu kalabalıkta anne nasıl bulunur? Düşündüğün şeye bak, kentin bilgi adamı ne güne durur? Teller bağırtır çocuğun annesini buldurur. Öyle ya, tut çocuğun elinden, tez bilgi adama gidelim. Kapıyı açar mısınız? Bilgi adamı görmeye geldik. Ne istiyorsunuz? Bilgi adamı kayıp bir çocuk getirdik. Çarşıda annesini kaybetmiş. Ya öyle mi? Peki siz çocuğu bırakıp gidin. Bilgi adam tellal bağırtır annesini buldurur. Yürü gidelim. Anne... Anne. Gel çocuğum, o güzel gözlerinden yaşlar dökülmesin. Az sonra annene kavuşursun. Bilge, iki kadın göründü. Bahçe kapısındalar. Kayıp çocuk içindir. Koş içeri al. Niye geldiniz kadınlar? Kayıp çocuk için efendi. Çocuğumu alıp götürmek istiyorum. Verir misin? Ne diyorsun be kadın? Kayıp çocuğun gerçek annesi benim. Kapıcı efendi, kadın ne diye bağırıyor? Bilge, gördün mü başımıza gelenleri? İki kadın da kayıp çocuğun annesi benim diyor. Ya öyle mi? Sınava çekilecekler. Biri bana gelsin, biri orada bekçi kulübesinde kalsın. Kadınlar, duydunuz mu Bilge'yi? Sen Bilge'ye git, sen de bekçi kulübesinde kal. Gel. Ne günlere kaldık Bilge. İyi ki üstümüze taş yağmıyor. O kadın yalan yere çocuğuma sahip çıkıyor. Hatun kişi, doğrusunu sen söyle. Kayıp çocuk gerçekten senin midir? Benimdir Bilge. Çarşıda kaybettim çocuğumu. Başka çocukların da var mı? Olmaz olur mu? Gönül bağından derledim. Bir oğlum, bir de kızım var. Ah, ah. Sevgili hatununla. Biz yıllarca çocuk özlemi çektik. Fakat hiç olmadı. Ağzım dilim varmıyor ya. Oğlunu bana satar mısın? Aman Bilge, şaka yapıyor olmalısın. Kanın sırası mı? Biz hatunla oğul kız diye yanarken, bak bu kentin en varlıklı kişisiyim. Cömertliğimde üzerime yoktur. Doğrudur Bilge. Sen de gözü yaşlı, yoksul birisin. Oğlunu bana satarsan yüzün güler. Vay başıma gelenler. Ne baylanırsın? Al şu köse dolusu altınları, ver oğlunu. Bilge adam, seni halden anlar, adaletli biri bilirdim. Hem yoksulluğumu yüzüme vuruyorsun, hem oğlumu elimden almayı kalkışıyorsun. Hatunumla oğlunu ne çok sevmiştik. Oğlunun ipek gibi saçları var. Hiç olmazsa kıyıp saçını kökünden kesip bize versen, koklar koklar çocuk özlemimizi giderirdik. Ben de sana karşılığında bir kese altın veririm. Bilge acı bize.
oğlunun saçlarını kıyıp veremem. Hem oğlumun başı kabak kalınca çok üzülür. Ama hatun kişi, bu saçtır. Zamanı gelince gene uzar. Olmaz dedik ya Bilge. Seni ülkemin hükümdarına şikayet edeceğim. Kapıcı, çekil önümden. Çocuğumu sakın öteki kadına vereyim deme. Ve kadın, sınav bu henüz bitmedi. Kapıcı efendi, o hatun kişiyi durdur. Bekçi kulübesinde beklesin. Öbür hatun kişi gelsin. Şöyle karşıma otur. O kadının yalanını tutmadı değil mi Bilge? Tuttu tutmadı. Sen doğrusunu söyle. O güzel kayıp çocuk senin çocuğun mudur? Yalanı ne borcum var Bilge? Benim çocuğumdur. Başka çocuğun var mı? Yok. Sevgili hatunumla biz yıllarca çocuk özlemi çektik. Mevlam sonunu verdi. Fakat çocuğumuz dünyaya kör olarak geldi. Hekimler, göz bulabilirsen ameliyatta çocuğunu da görür dediler. Ağzım dilim pek varmıyor ya. Oğlunun gözlerini bana satar mısın? Ne dedin Bilge? Bu kentin en varlıklı, en cömert adamıyım. Sen de yoksul bir hatun kişisin. Eğer oğlunun gözlerini bana bağışlarsan çok para veririm. Yani... Susma be hatun kişi. Beni şaşırttın Bilge. İki gözde birden mi? Tek kıza da razıyım. Ben kentin en yoksul kadınıyım. Eğer bir göz istersen değeri ayrı olur. İki göz istersen... Aa, oğul anası. Bakıyorum da çocuğun iki gözünü birden kayıp vermeye gönüllüsün. Oğlu kör kalınca hiç üzülmeyecek misin? Dedim ya, ben kentin en yoksul kadınıyım. Zaten çocuğu dilendirecektim. Gözleri kör diye herkes acır, daha çok para verir. Vay kalpsiz kadın! Orada bekleyen de anne, bir kese altın verdim, saçları kesip versin diye. Oğlum saçsız başı kabak kalın üzülür diyerek vermedi. Sen iki gözünü birden veriyorsun. Kapıcı efendi, bu yalancı acımasız kadını hemen buradan kov, öteki gerçek anneye getir. Evet, bir masal daha böylece sona ermiş. Güzel oğlan ve annesi birbirine kavuşmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri her zaman haklının yanında olanlara, diğeri merhamet dolu annelerimize, sonuncusu ise bu masalı anlatan ve dinleyen sizlere, bizlere. Sağlıcakla kalın.